Manço geçsene Avrupa Avrupa nereye kadar? Medeniye uzak doğuda demiş. Bakalım ne kadar medeni olacak. Dibimizde eşek kadar Çin var. Transport bit. Ha, Japonya için mantıklı. Ben trade durumu ne? Karadayız zaten. Burayı etkileyemem. Başka buraya gelen yok. O yüzden bu gemi atıl. Çöp. Ya yani kimlere saldıracağımız zaten çok aşikar. Etrafımıza dalacağız. Yeren ve Kore diyelim. Peki, ally edinebilir miyiz buralarda? Şu menüleri keşke açık başlatsa ya. Böyle kapalı başlatınca acayip kıl oluyor. Ha güzel. Şu arkadaşı yanımıza alabiliyoruz. Açımızı Ayaz'a açmamış oluruz. Aygun neresi? Ha şurası. Gözümüzün önüymüş. Peki. United Georgian Tribes. Girin ve Hingan. Girin burası. Hingan neresi? Nasıl yazıyor? Bu. Bunları alınca bu arkadaşlar ne oluyor? Bütün Manchu'yu birleştirmiş. Ve yeni Tradition alıyoruz. Hemen bakalım ya. Neymiş? Manchuria Traditions Infor diyelim. Neye dönüşüyor acaba? Şu an biz zaten şey miyiz? Manchu Idea'dayız. Manchular. Bizdekiyle aynı zaten. Peki neye dönüşeceğini de söyleydiniz lan. Merak ettim acaba o raddeye geldiğimizde değiştirir miyiz acaba? Çünkü gayet güzel bizimki. Vic 2 mi denesek? Arkadaşlar daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Victoria çalışmıyor yayın programıyla beraber. Şey değil yani, benim şahsi yaptığım bir durum değil o. Çalışmıyor mu? Yani yapamıyoruz. Olmuyor maalesef. Ver disipline. Patır kütür girelim. Ha, toprak istiyorsun karşılığında. Bir dakika. Veririm ama boktan bir yer vereyim sana ya. Belki Çin sınırını veririm, ben gerisini alırım. Olabilir. Mantıklı. Aygun'u alalım. Hadi sen de gel bakalım. Tek başıma da yenerim yani. Ordusu çok kuvvetli durmuyor ama. Otafrı insan yaşamı hayvanla çok geçmiş. Kan abi başlığı değiştir. Doğru. Sağ olasın. Evet, devam edebiliriz. Başka fort yok zaten. Capital Fort dışında adamdı. Stack wipe basalım bitsin. Yalnız biz alalım. Daha sonra bize sıkıntı olmasın. Lider bu sırada teknoloji cost -5 ile başladı. Çok güzel. Air ne alacak bilmiyorum. Eşi de iyi. Güzel. Sen admin ile başla kardeş. Stability cost modifier tercih ederim. Yansu. Bu böyle gezmeleri de kaldıracaklar şeyle beraber. Kork değiliz de. Step moment. Feodalite o zaman gelmedi bize büyük ihtimalle. Varmış lan feodalite.
Ming beni uyardı başka kimseyle savaşa girme diye. Ulan Çin. Tam hıyar ya. Bully pezevenk. Yanımıza kimi alabiliriz peki böyle bir durumda? Çin'e karşı. Çin'in rivalı kim? Japonya. En azından. Birbirlerini nasıl görüyorlar onlar ya? Manço'ya bir deli olsun baş. Güzel patates. Inspiration Leader aldı. O da Recover Army Moral Speed veriyor. Güzel. Buraları hep herif aldı gözüküyor yalnız ha. Praise Heavens. Ya oturup ben buradan province almak istesem hangisi bana gelecek? Bir tek Aygun gelecek. Kötü oldu. Yehe de mi bana geliyor? Tamam, Yehe'yi bana ver. Alayım. Aygun'u bana ver. Şunu da Erif'e ver. Kesini vermem. Şu capital'a ihtiyacım vardı ya. Baya kötü oldu. Birileri yine savaşa giriyor buralarda. Oynat Kore'ye müttefik al. Kore şey, düşman. Moğollar nasıl olur? Ha, şeymiş peki. Ya aslında Çin'in rivallarıyla şey yapmak lazım ama Çin çok büyük olduğu için rival edinemiyor burada. Beni böyle uyarması hoş olmadı tabi. Ayı kol çekti bize yani direkt herif. Yarası. Uyudum uyandım nezle oldum ya. Yani gemileri yık şu an gemiyi falan ihtiyacımız yok. Kalsın. Çagelyonlar geçti şeyin başına. Polonya'nın başına. Yeren kimle savaştı? Buryatya ya. Yani büyümesi iyi değil. Bu da Karadel'le savaştı. Karadel. Ulan şu küçücük ülkeye yazıktır lan. Evet, seni bir kanka yapmaya çalışıyorum ama çok zor ya. Bunlarla ally olmamız hoşuna gitmiyor çünkü. Moğollar yok canım ne fethedememizse adamlar kendi teslim olur zaten çok güçsüzler demiş. Yok ya. Harbi estate'lere hiç bakmam. Bir tek tribes varmış. Ne veriyor? Cavalry cost, manpower recovery speed. Heh. Aa ya general veriyor. 5 tane de cavalry veriyor. İyiymiş. Bayağı iyi yani. Provinsleri ben. 5x'e alıyorum şimdilik. Şu uyarı işi biraz kötü oldu ya. Herkese uyarı çekmiş ama herif. Vay be bu kadar da şey olunmaz lan. Amerika gibi, Rusya gibi herif bildiğin etrafında kim var kim yok alayına uyarı çekmiş. Savaşa girin de göreyim çekiyor bize yani pezevenk. Tamamdır. Moğollar şimdi gelecekte çok güçlüler ya. Alliance yapıp onu Çin'e girse olur mu demiş. Moğollar gelecekte çok mu güçlü? Hangi gelecek lan o?
Savaşı galiba White Peace ile bitti. Bir şey almadılar gördüğüm kadarıyla. Üçümüz de aynı görevi mi aldık? Yerine saldırmamız lazım o zaman da. Dibimizde at gibi bir Çin varken çok zor. Paralel evren sanırım. Aynen Cengiz Han yok mu? Asya'nın ırzına geçiyor ya hatırlatırım demiş. Sen tarih. Tarih. Biraz. Glory. Google'a yaz bakayım bir Cengiz Han ne zaman başlarındaymış onların. O Crusader Kings olmasın. Crusader Kings olmasın. Karıştırıyor olmayasın. Hey hey. Sizi bir alay yapabilir miyiz? Yapamayız. Hop. Ezemek savaş açtı bana. Ming. Lan beni şey yaptığında herifi yapmadın mı? Hıyarası. Uyarmamış herifi. Lan 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 lan. 5x'de olduğumuzu unuttum. Bir tokat yedik başlar başlamaz. Merhaba apaçiler. Allah'ım yarabbim gelişe bak herif. Kim ne kim ya? Buryat ya. Ha vasal yaptı. Buryat değil vasal yaptı. Sıkıntı yok. Yalnız bir dakika hoppa bunun ordusuna mı gidiyor? Gitme. Lan manyağa bak bizimki saldırdı bir de. Neyse en azından morallerini falan indirdi biz de işi bitirdik. Hoş geldin Orçun. İyidir. Senden ne haber? Kaan abinin kulübü tepkisini izleyen İlber Ortaylı'yı izler gibi oldu. Maalesef. Allah aşkına bunların kalesi falan var mı ya? Olmaması lazım. Tek tek ele geçireceğiz o zaman. Aa yok. Capital'ı buradaymış. Ben Capital burası sandım. Burayı bizden almamızı istiyoruz çünkü. Ulan millete savaş açamıyoruz. Millet bize savaş açıyor da o şekilde yine yolumuzu buluyoruz. Bu ne biçim şans? Yogasan. Rönesans. Eyvah eyvah. Bize gelmesi... Aynen yollamış bize çık gibi. Horde Unity. Horde muyuz lan? Şu şeyi büyük ihtimalle gerçekleştirmemiz lazım. Reform o zaman mı yapabiliyorum? Stability 3 olacak. Economic Innovative Administrative. Aaa şayt. İşimiz zor. İşimiz uzun. Yenirseniz kafanızı kırarım sizin. O kadar disiplin aldırdım size pezevenkler. Eğer Türkiye World War 2'ye katılsaydı Almanya'nın işine gelir miydi? Gelirdi de ne kadar sürecekti Allah aşkına. Yük olurduk. Yük olurduk yük. Başka hiçbir şey olmazdı. Ruslar bize de girerdi vallahi ilk şeyden doğudan. Ben bir şu hap alayım da şu nezleyi bir geçirelim ya öleceğim ya.
Anasını satayım. Bir uyku çektim. Anında yamuldum ya. Bu nasıl iş? İnsan uyuyunca dinlenmeli ya. Yönci kaçtı demiş. Evet, Miyuga-san. Şu Hingan'ı almak istiyorum. Hemen bir unite yapalım kabilelere. Kabileleri. Heh. Oha, Horde Unit'e disiplin veriyormuş. Bende de var zaten. Toplamımız %108. Çok güzel be. Başlangıç için çok yüksek. Build the palace. Tamam. Chat kudur demiş. Görüyorum bu çabalarını. Lazo'ya... Lazo, bir şey atarsın. Ufak bir timeout atarsın artık Glory. Separatistler biraz sıkıntılı. Savaşı acilen bitirmemiz lazım. Aha, düşman çatışıyor lan. En sevdiğim ya. Düşman da böyle olacak aga. Separatistleri götürüyor. Dosta bak, sen yardım et. Etmiyor. Ay pezevenk. Bu kalelerin kuşatmaları bitmek bilmiyor birader. Topçu olmadan biraz da siege ability eksikliği tabii ki. Yenemediniz mi lan? Allah cızırtınızı versin sizin. Çürük ordularıyla. Ne kadar bir zaman dilimi var? Yani oyun ne kadar uzun? 1444'te başlıyor. 1824'te mi? 21'de mi? Ne bitiyor işte? Güzel. Bana Hingan'ı ver. Hingan'ı ver. Bohori'yi ver. Paranı ver. Şunu da iptal et. Adamı hasta etme. Burayı da alabiliyor muyum? O kadar da aç gözlü olmayalım. Yine kıçımıza kaçmasın. Bobo su iç abi. Ben de çok hastalığım günüymüş. Hastalık başımı bela olmayı kesti. Lazo Kaan'ı sattı demiş. Ben de atabiliyorum Glory. Ben atarsam yalnız 600 saniye atıyorum. Bence kaşım bu, o yüzden. 16. Yani çok değil ama hiç yoktan iyidir. Ne kadar kaybediyorum? 1.25 kaybediyorum. Reputation'ı atabilirim. Disipline ihtiyaç var. Her an savaş kopabilir çünkü. Müziğe bak yalnız. Tam bir Horde havasın değil mi şu an? Burayı da almamız lazım ama Çin bizi uyardı. Onu ne yapacağız şimdi? Tam şu girini alsam görevi bitireceğim. Ming beni sevmeye başladı mı? Hadi biz de seni sevelim. Kore'nin neredeyse tamamını fabricate yapabilecek hale geldik, anasını satayım. Ne network kurmuş. Rusya gelince ne yapacaksın abi demiş. Bir şey olmaz ya. Ne 600 mü? Teodan treni bilmezdik. Kaan abi yine insaflı vicdansız Lazo 14 gün atıyor demiş. Yeni oyunda da böyle yavaş yavaş anlatarak oynar mısın demiş. Tabii. Sen arada merak ettiklerini sorarsan daha iyi olur. İyi yayınlar, sponsor lazım mı demiş. Sponsor, ne sponsorluğu yapacaksın? Ya bu, onu özelden yaz istersen bana. Bu ne ya, dombra aç bence demiş. Vay arkadaş. Gerçi girine claim'im var ama işte. Saldırınca karşımızda Çin'i buluruz. Bulmuyoruz. Nasıl ya?
Uyarılmadım mı? Uyarıldım. Düşmemiş şeyde olduğumuz için. Oh, bu enstitü var ya çok fena patlayacak bizden. Rönesans ta şeyden buraya nasıl gelir hiç bilmiyorum ya. Bak Rönesans daha buralarda yayılıyor. Hani yayılması tamamlanmamış, yayılmaya başlamış bu bölgelerde. Oradan buraya gelene kadar bizim teknoloji ayvalara oturur gibi duruyor. Bir de daha horduz yani şeyde değiliz, yerleşik düzende de değiliz, o da kötü. Ay kız savaşıyor muyuz, gel bir dans edek demiş, peki. Bu ne ya? Okey. Kan neyi etkiliyor, prestij falan anlatır mısın? Prestij arkadaşlar size moral veriyor. Şöyle üstüne getirdiğinde zaten her şeyi yazıyor aslında. Gördüğünüz gibi trade power'ınızı, moralinizi arttırıyor askerlerinizin. İşte paralı askerlerinin şeyini düşürüyor, tutarını düşürüyor. Improve relation'ı arttırıyor falan. Aslında bunların hepsi üstüne geldiğinizde gösteriyor. Yani orduyu ayakta tutmanın yolu ne diye sorarsan o daha kolay mesela şeyi yapmak, söylemek. Mesela power projection'da prestiji yüksek tutarsan morali dağıttın demektir. Moral uçuyor gidiyor zaten onlarla beraber. Hocam 8 kişi için sponsor olmak çok spesifik diye hitap ediyorsun sanırım. Niye öyle diyorsun lan? Hoyu oynarken 30'u 40'ı görüyoruz ya. Üzüldüm anasını satayım şimdi. Baya baya ezdi adam ya. İzledin yayınca ezilir mi oğlum böyle? Ayıp. Bir yerleri kaçıralım da sen. Hedef 2023 bor işleyeceğiz. Savaşlar nasıl gerçekleşiyor? Savaşlar bölge üstünde hak iddia etmenle gelişiyor. Öncelikle atıyorum Kore'ye savaş açacağız değil mi? Geliyorsun Build Spy Network diyorsun. O bölgede casus aktivitelerini başlatıyorsun. Puan kazanıyorsun ve o puanla beraber Fabricate Claim diyorsun. Yani orada hak iddia ediyorsun bölgede. Ondan sonra da savaş açıyorsun. Başka ülkeden asker alma var mı parayla? Var. Condottieri deniyor ona. Korçin beni savaşa çağırdı. Mink. Mink şu an birinci gördüğünüz gibi. Development'ı falan akıyor çünkü. Dal. Gelemem. Ming'in ne kadar ordusu vardır falan. Ming. Neredesin? 43.000 infantry, 12.000 cavalry var. Benim sadece 12.000 ordum var lan. Yok. Girersek bizi patates eder yollar. Girmeyeceğim. Satacağız elayı. Prestijime vurdu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Benden nefret edecek hatta. Şu arkadaşlarla bir şeye girebilsek iyi olacak ama. Kanımı üzme üzdürme, time out yemez şey, kamu spot. Osuz 40 görüyoruz, Allah bereket versin, tam bir kapalı çarşı esnafısın Kaan abi demiş. Ne o 30-40 ne ya? Ha şey diyorsun. Ming anlığın bekle geliyorum, bir işim çıktı yıl bayağı önce ama fabrikadan çağırdılar demiş. Patır kütür giriyor vallahi. Blitz çekiyor anasını satayım yürü. Ya ödeyeceğimiz şeyimiz var. Allah aşkına oraya buraya saldırıp durmayın, adamı hasta etmeyin. Sonra üstümüzde Çin'in warning'i olması da hoş değil ya. Kitledi pezevenk beni olduğum yere resmen, hareket etme diyor yani. Hareket etmemek de Horde Unity'mize kötü. Horde Unity'yi ayakta tutmak zor iş çünkü. Tutamazsak patlarız.
peki? Physical World randası olsun. Bakalım event neye götürecek bizi? Seni yine atacağım. Aslında onu tutsaydım keşke ya. Şu arkadaşlarla paramı yapardı ama. Buryatya'yı yanıma alabilir miyim? Alırız. Güzel. Ya Ming biriyle düşman ol. Deli olacağım. Bölün, düşman ol, bir şey ol. Geber anasını satayım. Trust. Ya da Eli olsak. Dur ya, Outrage falan değil, friend arkadaş. Eli olmaya çalışalım da. Şu şeyden kurtulalım. Extended Timeline oynadım mı hiç? Europa'da oynamadım. Bana gereksiz geliyor ya. Neyi uzatacaksın ki? 1444'ten başlıyorsun, 1821'de bitiyor. Hani devam etmek istiyorsan Converter'lar falan var. Ne bileyim, Victoria 2'den devam et. Oradan Hoi'yi atla. Ama şey kısmı bana saçma geliyor. Diplomat. İlan 3 diplomatla başlıyoruz. Ambition mı bu? Yok ama ambitionlarımız da iyiymiş yani. Disiplinimiz falan her şeyimiz var. Güzel ideaları var ya. Yeni görevle ne gelir bilmiyorum ama çok da değiştirmek isteyeceğim bir şey gibi durmuyor. Ming vurdu geçti demiş. Eli mi olacağım bu kanalda? Eli yasak demiş. Her türlü Eli karşıyız. Ne Eli'ye lan? Kind hearted oldu. Güzel. Kötü değil. Bazen çenelerini tutamıyor krallar. Onlar çok komik oluyor ya. Adam nereye saldıracağını falan yumurtluyor birilerine devam. Ming. Gel gözünü seveyim dostum ol. Army strength'imi beğenmiyor. Neutral takılıyor. Navy strength'imi beğenmiyor. Trust'ı yok. Trust düzelir ya. Army strength'te yapacak bir şeyim yok ama. O, geçmişler olsun diyeceğiz ona. Özletirim demiş. 58'den başlayan kısmı zevkli olmaz mı? Extended Dawn için demiş. Dedim demiş. Milattan sonra 58. Niye 58? Ya Crusader oynayabilirsin. Crusader'dan Converter de var. Crusader'dan başlayıp Europa'ya geçirebilirsin oyununu. Ama onun dışında Extended Timeline. Bence sıkıcı yani. Bilmiyorum. Eleştirmiyorum ama. Siz seviyorsanız eleştirmiyorum yani. Europa Üniversitesi Rom var onun için. Ha, Rom şeyi var evet. Eski biraz ama. Yenisi gelir belki Rom'un. Victoria 3 inşallah gelecek. Şu an gizli bir oyun üzerinde çalışıyor Paradox. Ya Victoria'dır büyük ihtimalle ya da şeydir diye düşünüyorum. Rom'dur diye düşünüyorum. Aynı anda hem Stellaris hem şeyi çıkardıklarına göre ona da yaparlar. Nation Text Modifier daha çok işime gelir. Yerenle mi Eli oldunuz? Vay hıyarlar. Nasıl biz Eli'lis kaldık şu an. Ciddi ciddi şu an Eli'miz yok ya. Evet, önce bir normalde askeri başlarım arkadaşlar ama reform yapmamız gerekiyor. Bu reform ne yapacak bizi? Despotik monarşiye çevirecek. 5 stability kaybedeceğim. Oha. Technology group changed to Chinese. Yuan times changed. Tamam o sıkıntı değil de feodal olmamız lazım. Economic, innovative veya admin diyor. Hangisi daha çok işime gelir? Innovative gelir. Ekonomik de iyidir aslında. Ekonomi de yapabiliriz. Admin ama şu anda çok işime gelmez yani. Ekonomik mi? Innovative mi? Çok... Ya şu teknoloji kostu düşüren şeyimiz zaten var. Ekonomik gidelim ya.
Normalde ilk ideayı dediğim gibi her zaman militeri alırım ama buradaki durumumuz farklı. Acaba ben yarı Türkçe oynuyorum ya, orada vasal yapacağımda temel vergi karşılaştırmasından dolayı kabul etmiyor. Onu nasıl yaparız diyor. Nasıl ya? Orada vasal yapacağımda temel vergi karşılaştırmasından. Base tax'i diyorsun. Sen de senin base tax olayları vallahi hiç anlamıyorum base tax'i ama genelde senin daha büyük olman gerekiyor. Onunla ilgili bir sıkıntı var. Ya da çok büyük bir ülkeyi şey yapamıyorsun. Bir iki şehrini alıp öyle yaparsın. Öyle olabiliyor mu? Victoria 2'deki save'i EU4'e geçirebilirsin. Yok. Geriye yönelik yok da ileriye dönük var. Bağış renklerini sen ayarlayabilirsin herhalde. Kırmızı pek gitmemiş. Okunmuyor. Haberin olsun abi. Ne renk yapalım? Siyah. Siyah da çok karanlık olacak. Ya, harita çok renkli olduğu için şimdi hani iki ucu boklu değnek neye çevirsem biri olmuyor yani. Bana söyleyin şu daha iyi olur diye. Aslında seni abdicate etsek çok hoş olmaz mı ya? Prestij kaybetmesem. Oylama sun demiş. Neye oylama sunuyorum? Bağışın rengini mi diyorsun? Turuncu veya kapalı sarı demiş. Oylama yap yaşasın Dagon Press. Ne oylaması lan? Şuraya almam lazım. Mink senden nefret ediyorum ya. Elayım ol lan. Kaşar. Bir dakika şey ne alemde? Vergi de kasamayacağız. Development'ı arttırmak da Horde Unity'yi düşürüyor. İşin kötü kısmı da orası. Ha, bir iki renk söyle isteyen istediğini yazsın. Oğlum bana şunu söyle. Haritada hangisi gözüküyor onu söyle. Niye oylamaya sunayım? Gözükeni yapalım. Kırmızı çok gözükmüyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Kırmızı da çok gözükmüyordur belki, ne bileyim. Şu boşta Terra Incognita'ya geldiğimde de gözüküyordur muhtemelen. Hadi şu ticaret olayını da açıklasana. Kutsal Roma İmparatoru falan oldum ama hala açlıktan nefesim kokuyordu demiş. İtalya'da bir de. İtalya'da nasıl kokuyordu oğlum? Ya şöyle diyeyim. Şimdi bu bölgede de nasıl anlatayım bilmiyorum ama. Şimdi ticareti görüyorsunuz. Ticaret haritası, tamam mı? Bizim ana topladığımız yer burası. Buraya herhangi bir ticaretçi göndermeme gerek yok zaten. Ana ticari portumuz burası olduğu için otomatik topluyoruz buradan biz. Yani buradaki para otomatikman bize geliyor. Bizim burada yapmamız gereken girdi. Yani şu okları buraya yönlendirmek ki buraya olan girdiyi arttırayım. Ama şu an gördüğün gibi herhangi bir yerden yapamıyorum. Çünkü girdi buradan geliyor. Ve orayı da görmüyorum. Terra Incognita. Beijing'den toplayabilirim şeyi gönderip ama burada çok gücüm yoktur zaten. Bakalım ne kadar gücümüz var. Yok. Çok da bir gücüm yok. Yani buraya hadi yollayalım. Para paradır. Yani 0-10 bile alsak para paradır belki ama çok da işime gelmeyecek. 1.02 yani. Şuradan göstereyim daha iyi gözükür. 0.12 pardon. 0.12 kazanacağım. Çünkü buradaki trade power'ım bu kadar. Bunu arttırırsam buradaki 16'ya kadar hepsini alabilirim. Ama arttırabilirsek tabii. Kaliforniya'dan bize geliyor. Kaliforniya'yı görmüyoruz. For Tengri. Ming Alliance ol benimle. Niye olmuyorsun? Kaşar. Kaşar. Yemek ismi verdi o. Açım ben demiş. Q'la yazın lan. Kaşar. Ha bak buradan trade efficiency'mizi arttırabiliriz. İşte örnek izleyici. Generalimiz mi öldü? Güzeldi lan yani.
National Bank'e verecek param yok. Kusura bakmayın birader. Kıçımıza kaçacak belki ama yani ne yapayım? O kadar para veremem. 80'i geçti. Ne zaman düşecek? Neyse onu düşürürüz. Zorla düşürürüz olmazsa. Confucian ne veriyordu? Administrative teknoloji kostu düşürüyor. Güzel. Synthetic fate'imiz o. Administrative şeyini düşürüyor. Güzel. Kötü değil. Admin kasacağımız için, yani kasabilirsek inşallah. Dinimiz amin. Şey, Rönesans'ın penaltısı bizi vurmaya başladı çünkü. Kaşar yazmaya ne kadar mailliymiş meğer chat ya. Bir verdik gazı hepsi şey yazıyor. Görüşürüz Emir, kendine iyi bak. Ekonomiye basalım gitsin. Ya bu çok başımıza ağrıtacak ya. Stability'nin de 3 olması lazım. Admin'in 200 olması lazım falan. Horde Unity'nin 60 olması lazım. 60'da nasıl tutacağız bilmiyorum zaten onu. Ordu ayakta tutmak zor olacak. Ya Çin gözünü seveyim bir ally ol be. Pezevenk niye ally olmuyorsun? Onun için Rebel'ları falan destekleyelim. Bir şeyler yapalım. İbnelik yapalım bunlara. Bunların bozulması lazım. Dağılması falan lazım. Böyle olmayacak bu iş. Siz bir araya lay olun lan. Çin'i yeneriz oğlum ikimiz. Güçlerimizi birleştirerek. Sen Japonsun, sen zekisin. Şey geliyor aklıma ya. Zeytin burnu çocuğuyum. Amerika'yı oradan keşfeden mi demiş. Zor ya. Buradan Amerika'yı keşfetmem zor. Edemez misin değil mi? Yok. Zor. Ah güzel. Palace diktikçe Horde Unity'yi toparlıyoruz öyle ya da böyle. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Bize daha fazlası lazım. Sen her şeyden önce bir advisor lazım. Daha çok şey kazanmak için admin puanı. Teknolojiden ziyade biraz şey kasabiliriz. Zaten 5 tanesini satayım daha. Abi ikinci dini sünni yap. Bölgeler yavaş yavaş sünni olurken eventle teknoloji grubu değişiyor. Teokratik bir devlet oluyorsun. Bunu bir düşün demiş. Teokratik olamayız ya. Emin misin sen? Adam Rönesans'a gireceğim diye heyecandan oluyor. Koloni kurmak net demiş. Heyecandan ölüyor demek istemiş. Okey. Teokratik olamayız. Yanlışın var. Horde devletiyiz lan biz. Kaldı ki şey de yok ya. Aa dur ya. Horde Unity veriyormuş lan şey. Hindu. Çok işime gelir. Synthetic Fates. Ama şu an hiç almıyorum ki. Yani öyle bir Hindu dini nerede var? Şurada. Aa, bu arkadaşta Hindu dini var. Ama bizim topraklarımızda yok. Au, shit. Moğollarda falan da varmış. Büyük düşün Amerika ile birleşirsen oh demiş. Buradan gitmemiz çok zor. Puan olarak düşün onları hep. Monark puanları olarak düşün. Monark puanı teknolojiyi zaten o kadar ilerletemeyeceğiz. Ben size diyeyim. Enstitüler ne alemde? Nereye koydum ya? Base tax veriyor. Base tax kabul ediyorum. Bak enstitüt hala burada yayılıyor. Hatta şuradan daha iyi gösteririm size onu. Rönesans hala da buralarda yayılıyor yani. Sıçraması lazım da çok yavaş gelecek bize. Çok çok geride kalacağız. Çin de geride kalacak. Hani